Bu videoda şu sorulara cevap arayacağız arkadaşlar. Aynı ekosistemi paylaşan farklı popülasyonlar birbirleriyle nasıl etkileşiyor ve karşılıklı olarak nasıl bir geri besleme döngüsü oluşturuyorlar? Aslında bu konuda birçok örnek verilebilir. Ama en sık verilen örnek bir popülasyonun diğerine yemek istediği ekosistem örneği olabilir. Bu ekosistemde bir adet avcı popülasyonu var avcı. Evet yazalım. Bu avcılar avlarını yemek istiyor. Demek ki bir de ne var? Av var. Av. Yani ortamda bir avcı av etkileşimi söz konusu. Avı kana benzeyen bir renkle yazıyorum çünkü malum bunlar yenecek. Şimdi bir düşünelim. Bu popülasyonlar nasıl etkileşebilir? Önce bir grafik çizelim. Bu grafiğe şimdiye kadar aşinalık kazanmış olmanız lazım. Çok çizdik bunu. Evet, bu popülasyonun zamana göre değişim grafiği. Yatay eksenimiz zaman, düşey eksenimizse popülasyon. Evet, popülasyon. Şimdi başlangıç noktasında av popülasyonumuz nispeten yüksek bir seviyede olsun. Şu an zamanın tam bu noktasındayız. Ve diyelim ki avcı popülasyonumuz herhangi bir nedenle düşük. Sizce böyle bir durumda ne olur? Bu noktada avcı popülasyonu düşük olduğu için avcıların yemek bulması çok daha kolay olur. Çünkü az sayıda avcı var, değil mi? Avlarınsa yakalanmaları çok kolaydır. Çünkü onlar da kalabalık. Avcıların besin bulması çok daha kolay olduğundan popülasyonları artmaya başlar. Çünkü besin buluyor, değil mi? Yiyor. Demek ki e, kendini yeniden üretiyor. Avcı popülasyonu ne oluyor? Yükselişe geçiyor. Hal böyle olunca avlarda daha çok yakalanmaya başlar. Çünkü daha çok avcı var ortada. Dolayısıyla av popülasyonu ne yapar? Düşüşe geçer. Öyle bir noktaya kadar düşer ki artık avcılar besin bulmakta zorluk çekmeye başlarlar. Haliyle bu sefer de ne olur? Avcı popülasyonu azalmaya başlar. Avcı popülasyonu azalınca av popülasyonuna ne olur bu sefer dersiniz? Artık etrafta daha az avcı olduğuna göre onlar da daha az avlandıklarından av popülasyonu tekrar yavaş yavaş yükselişe geçer. Grafikte olup biteni fark etmiş olsanız gerek. Av ve avcı arasında bu periyodik etkileşim oluşur. İşte bu grafiğe biz avcı-av döngüsü diyoruz. Avcı-av döngüsü. Avcı ve av popülasyonu arasındaki bu döngüye mantık yürüterek ulaştık arkadaşlar ama aynı döngüye bilgisayar simülasyonları kullanarak da ulaşmak mümkün. Hatta sahadan aktarılan gözlemsel veriler de bu döngüyü doğruluyor. Burada çok sık referans verilen örneklerden birini görüyorsunuz. Bu grafik Amerikan tavşanıyla ki bu örnekte av oluyor kendileri, Amerika tavşanı, Amerikan tavşanları, Amerika tavşanı denir. Amerika tavşanıyla Kanada vaşağı arasındaki etkileşimi gösteriyor. Av burada Amerika tavşanı. Vaşak da bu örnekte avcı oluyor malum. Avcı. Grafikte az önce mantık yürüterek çizdiğime çok benzeyen bir şekil görüyorsunuz. Bu gerçek verilerle hazırlanmış bir grafik. Burası zaman ekseni. Gördüğünüz gibi bayağı uzun bir süreye yayılmış. 1800'lerin başından 1900'lerin ilk yarısının ortalarına kadar uzanıyor. Yani burada aşağı yukarı 100 yıllık bir veri var. Düşey eksende ise her artım çarpı bin e, hayvanı temsil ediyor. Böyle e, bir şekil var düşey eksende. Amerika tavşanı veyahut Amerikan tavşanı ve Kanada vaşağı popülasyonları aynı grafikte üst üste verilmiş. Gördüğünüz gibi avcı popülasyonu yüksekken yani ortalıkta çok sayıda Kanada vaşağı varken tavşan yani av popülasyonu düşük. Ama tavşan yani bu durumda besin miktarı az olduğu için avcı popülasyonu azalmaya başlıyor şöyle bir ok çizeyim. Avcı popülasyonu düşüşe geçiyor. Bu da mavi renkte olsun. Avcı popülasyonu azalıyor. Avcı popülasyonu azalınca da av popülasyonu artıyor. Neden? Çünkü etrafta onları avlamaya çalışan arkadaşların sayısı artık daha az. O nedenle de ne oluyor? Av popülasyonu büyüyor. Şimdi işler tersine döndü işte. Av popülasyonu artık çok daha büyük olduğu için, sanırım bunu başka bir tepe noktasında anlatsam daha açıklayıcı olacak. Bu grafikte gerçek verilerle oluşturulduğu için doğal olarak öyle tertemiz bir şekil olmamış değil mi? Burada av popülasyonu çok yüksek, avcı popülasyonuysa düşük olduğundan avcıların besi bulması artık çok kolay. Hatırlarsanız mantık yürüterek çizdiğimiz grafiğin başlangıç durumu da böyleydi. Böylece şimdi de avcı popülasyonu... Ay daha ne yaptım ben şimdi? Bir dakika, bir dakika. Ee, geri gelin çizgiler, geri gelin, geri gelin. Evet, evet. Heh! Evet, bu sefer de avcı popülasyonu artmaya başladı, başladı, başlıyor. Avcı popülasyonu artınca da av popülasyonu ne oluyor? Azalıyor. İşte onlarca yıl boyunca toplanan gerçek verilerle hazırlanmış bu grafik, av olan Amerikan tavşanı ile avcı olan Kanada vaşağı arasındaki avcı av döngüsünü bizlere gösteriyor.